Kaçı dışlar zana. Kilo gündürü bis milyonu. Zabaş, fazla şalza milyonu. Güle katıya bis milyonu. Çe var zana. Her zana. Fiyat, fiyat bile dreve. Fiyat edip bine dreve. Onu okur. Yuvaktin ne gücü ona gel çabuk. İnsan ekmeğe şip kere çabuk. Çünkü her şey çok pahalı. Biz burada da kiracıyız. 5 çocuğum var. Eşim gidip bir ay inşaatta çalışıp geliyor. Yani nereye gitse her yerde aynı olsaydı yine neyse. Bir serbest piyasa olmuş. Herkes başka bir fiyat söylüyor. Sen hele kamera arkası biz diyoruz ya sen bir dezgan arkasına gör. Millete ucuz vermiyor ama çoğu çöpe gidiyor. Ben çok görüyorum bunu esnaflardan. Günlük yemek, yemeklik bir şeyler alabiliyoruz. O kadar. Bir şey alınmıyor. Vallahi bu sene olsaydı iyi olurdu diye derdik seneyle zam geliyor. Bu haftada her gün. Yani adım attıkça zamlarla karşılaşıyoruz. Baksana ben şimdi bunları götürüyorum. Bugün yemek yapsam öteki gün hemen bozuluyor. Zaten çoğu şeyler saktaleşmiş. Ürünler yenmiyor. Eskisi gibi kalmamış. Halk buraya geldiği zaman bir şey aldığı zaman isyan ediyor. Diyor pahalıdır. Niye pahalıdır? Her şey başı mazottur. Mazot pahalı olduktan sonra ne şoför kazanabiliyor, ne halk kazanabiliyor, ne halk alabiliyor, ne satabiliyor. Ben burada günlük 200 milyon para kazanıyorsam onu da götürüp mazota veriyorum. Vallahi evimize ekmek götüremiyoruz. Gittikçe zorlaşıyor, gittikçe zorlaşıyor. Bu pazar öğlen saat 12'dir, 12'den geçmiş pazarda kim var? Vallahi daha sabah etmemişim. Ağlamıyor, billahi ağlamıyor. Niye abi? Zaten biz kendi memleketimize göre söylüyoruz. Bana temiz bir şey gelmez zaten. Hep batıya gider. Bizi insan olarak görmüyorlar. Ama burada da biz zorlanıyoruz. Kazandığımız su, elektrik, doğalgaz, ceyran, kira bunları veriyoruz. Aynı 30 sene önce ne sapaladı çekiyoruz, şimdi de aynı çekiyoruz. Ya bu memleket için biz neler çekmişiz? Çocuğumuzu askere gönderdi, dedemiz savaş yaptılar ama başımızdaki insanlar bırakmıyorlar bize ekmek yok. Çok kötü yani malumunuz biliyoruz değil mi? Halk eğitime önem vermediği müddetçe böyle firavunların çocuklarına, iblislere boyun eğmek zorunda kalacak ve böyle sürüm sürüm sürünecek. Ondan sonra efendim aslında onları şikayet etmek de bir nevi aptallıktır yani anladın mı? Toptan onları başımızdan atmak gerektiğini düşünüyorum. Toptan. Ondan sonra mesela bu Türkiye Cumhuriyeti'nin en mesela kurucu üyeleri mesela yani şöyle diyeyim. Bu sorunu çözecek insanlarımız cezaevlerindedir. Hepiniz de biliyoruz, malumunuz biliyoruz değil mi? Ancak bunu çözecek tek bir şey eğitim, ilim. Bir şey etkiyem abone. Yani o da bir sene bir şey etkiyem ama Allah du salama tuhel bir şey dedi haval. İdi bu sabahlık şey bir amele perişan mağdur bir haval. Zebze yürü zehbaya, münamelesi teretü amele perişan mağdur. Demek ki müşteri kim diyor? Müşteri ya kilo şeftali 6-7 milyon, kilo kirası 100 milyon para, üzüm 7-8 milyon para, kilo bacana 3 milyon, 4 milyon para, biber 5 milyon para. Demek ki hamısını. Yotunu, millet, millet perişan kiriye, mağdur kiriye millet. Tişi tunu. Deşi bayıldı bir şey. Dönmüyor. Çamkı deyip ki çeyrek, çeyrek ufak yine nazavırı, çeyrek nazavırı. Adamı ki yazavırı, tüdüş bebisini, o şey bebisini hava. Hat bence tarafı, bence sibi sahari tarafını, hatta mala banka marka bedeli, hatta sahibinde haşt, ne hem sepi koy. Bahaya mal hıratı bu, çürümüştü bu, o zarar acaba. Kodi car her zarar.